Sorular gelecekti, gelmemiş. Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bugün günlerden Aşura. Dün bütün herkes Aşura'yı bir veçesiyle, sevinçle bir veçesiyle, hüzünle yaşadı. Bir veçesiyle sevinçle yaşadı. Sevinçle yaşamasının sebebi Aşura günü Cenab-ı Hak peygamberlerine olağanüstü mucizeler oluşturmuş, yaratmış. Musa aleyhisselamı Firavun ve askerlerinin elinden kurtarmış. Suyun içinden, suyun yüzünden ona yol açmış. Ondan önce Hazreti Adem aleyhisselamın tövbesini kabul etmiş. Hazreti Yusuf'u kuyudan Aşure günü kurtulduğuna dair rivayet var. İsa aleyhisselam o gün doğmuş. Bir rivayette de o gün göğe yükseltilmiş, kaldırılmış. Ve yine rivayete devam edersek o gün tekrar yeryüzüne indirilecek. Davud aleyhisselamın tövbesi o gün kabul olunmuş. İbrahim aleyhisselam o gün doğmuş. Aynı İbrahim aleyhisselam o gün yine bir aşure günü Nemrud'un ateşinden kurtulmuş. Yakub aleyhisselam gözleri kör olunca yine bir aşure günü Cenab-ı Hak onun gözlerine şifa vermiş, gözleri açılmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gelmiş geçmiş bütün günahları yoktu ama gelecek olarak da ismet sıfatıyla sıfatlanması o manada aşure günü olmuş. Ve yine İdris aleyhisselam o gün semaya kaldırılmış. Ve yine Eyyub aleyhisselam o gün şifa bulmuş. O mağaranın içerisinde hastalıkla uğraşırken. Yine o Süleyman aleyhisselam o aşure gününde Cenab-ı Hak ona bütün dünyanın arzın hakimiyetini vermiş. İşte böylesine mübarek bir günde, aşure gününde bizim bir tarafımız hüzünlü. Bir tarafımızın hüzünlü olmasının sebebi bir aşure gününde Hazreti Hüseyin Efendimiz'i biz ahirete yolcu ettik ama bu yolcu etme sebebi ve olayları ne yazık ki bizi derinden yaraladı. Çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz Yezid'in askerleri tarafından, komutanları tarafından bir aşure günü şehit edildi. Yanında Ehl-i Beyt'ten 12 kişi ve Kerbela'da 72 kişi şehit oldu. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz de buraya giderken bir rivayette rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin çağrısına uyaraktan gitti. Ve orada şüheda şerbetini içenlerden oldu. Ve aynı o bir tarafımız sevinç ve mutluluk olurken bir tarafımız da Hazreti Hüseyin ve Şehid-i Kerbela'nın bu noktada acısı, hüznü, bu noktada bize bir yara bıraktı. Ve işin daha acı tarafı Hazreti Hüseyin'i ve Şehid-i Kerbela'yı şehit edenler
bu acı tarafı siyaset yüzünden, devleti idare etmek yüzünden şehit ettiler. Ve şehit edenler de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen insanlardı. Ve ümmetin içerisine aynı kardeş kanını akıttılar. Bunun ayak izleri, bunun ayak sesleri Hazreti Ali Efendimiz ile Muaviye'nin arasındaki sıkıntılardan, problemlerden, karşı karşıya gelmelerden belliydi belki de. Ama Ehl-i Beyt'in en önemli simalarından birisi olan Hazreti Hüseyin Efendimiz ne yazık ki bu hak mücadelede şüheda şerbetini içenlerden oldu. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin size iki şey bırakıyorum, onlara uyarsanız sapıtmazsınız, birisi Allah'ın kitabıdır, diğeri de benim Ehl-i Beytim'dir. Kim benim Ehl-i Beytim'in yolundan giderse felaha kavuşmuştur, kurtuluşa ermiştir derken ve yine ben size bir şey bırakacağım ki buna sarıldığınızda benden sonra asla sapıklığa düşmezseniz, bu şeylerin ikisi de birbirinden büyüktür. Gökten yere uzanan bir ip gibi olan ilahi nizam olan Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytim'dir. Bu iki şey kıyamet günü havuz başında bana gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmayacaklardır. Bu iki şey hakkında bana nasıl uyacağınıza dikkat ediniz. Dediği halde ne yazık ki bu hırsa, hevaya, hevese, zulme illaki padişahlık, saltanatlık bir başkasına gitmeyen diyen, gitmesini istemeyen Muaviye ölmezden önce oğlu Yezid'i halife ilan etti ve oğlu Yezid'e Küfeliler önce biat etmek istemediler, etmediler. Sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'e mektup gönderdiler. Sana biat edeceğiz diye. Ama sonradan Küfeliler bu hallerini de korumadılar ve böylece tabiri caizse Hazreti Hüseyin Efendimiz'i onlar yarı yolda bıraktılar. Ama bir şey buradan bu meseleyle alakalı Zeyd İbn-i Erkam'ın sözünü size nakletmek istiyorum. O da küfededir, yaşlıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin yanında durmuştur uzun müddet. O yaşlılığıyla Hazreti Hüseyin Efendimizin ve 72 şühedanın, çok özür dilerim söylüyorum bunu, kesilmiş başları Küfe'ye getirilir, halka gösterilir, teşhir edilir. Bu Yezid ve askerleri Ehl-i Beyt'e çok zulüm etmişlerdir. Sürgün etmişler. Ehl-i Beyt'in kadınlarını kendilerine cariye etmeye kalkmışlar. Bizans'a kadar sürülenler, Orta Asya'ya kadar sürülenler, Mısır'dan Afrika'ya kadar sürülenler vardır. Bölüm bölüm. Bunlar tarihi hadiseler. Ama Zeyd bin Erkam'ın söylediği bir söz var, tespiti var. Tabii buna da Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başı getirilir. Sonra da o zaten Şam'a götürülür ya mübarek başı. Bir çuvalın içerisine koyarlar, sonra Şam'a götürürler. Önce Küfe'ye götürürler. Küfe'de sergilerler. Kesik başları koyarlar. Böyle bir zulüm yoktur yani. O esnada birisi Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek dudaklarını böyle çubukla oynamaya kalkar, açmaya kalkar.
Ondan sonra Zeyd bin Erkam der ki, o çubuğu çek, o çubuğu kaldır oradan. Der ki, ben vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dudaklarını o dudakları öperken gördüm der. Tabi oradakilerin hoşuna gitmez bu. Hatta o zalim İbn-i Ziyad der ki, tabi o Zeyd bin Erkam ağlıyor boyuna. Diyor ki, ağlamaktan senin gözlerin çıksın. Yaşlı bir kimse olmasaydın senin kelleni de şimdi uçururdum. Bakın ne kadar cesaretli sahabe. Diyor ki, ey Arap cemaati. Bu enteresan bir tespit. Ey Arap cemaati. Bugünden sonra artık kölesiniz. Hazreti Fatıma'nın oğlu Hüseyin radıyallahu anh hazretlerini katlettiniz. Başınıza İbn-i Mercani, yani bu İbn-i Eydi o komutan olarak kastediyor. Emir yaptınız. O sizin hayırlılarınızı öldürecek, şerlilerinizi de köle yapacaktır. O gündür, bugündür ne yazık ki o bölge felaha kavuşmamış hiç. Kavuşmamış. Ve Allah muhafaza eylesin. Hani meşhurdur ya, Iraklı'nın birisi sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'a sineğin kanının abdestinin bozup bozmayacağını sorar ya. Onun da verdiği cevap muhteşemdir. Der ki, siz Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kanını pisliği, kanı ellerinizi onun kanıyla yıkadınız. Onun kanı sizin üzerinizde duruyor. Bu soru ne der? Tabii bunun üzerine bir kısım kimseler bu 10 Muharrem gününü yas ilan etmişler. Bir kısmı hüzün ilan etmişler. Değişik oluşumlar, olgular olmuş. Bizim ülkemizde de bu noktada değişik olgular var, oluşumlar var. Bir kısmı Muharrem orucu noktasında farklı oruçlar tutuyorlar. İşte bir kısım insanlar farklı olarak bugünü kendilerince yad ediyorlar. Bunlar farklı sohbetler, farklı şeyler. Bunlara girip sizin kafanızını karıştırmak, bunlarla oyalamak istemiyorum. Bu noktada kısaca böyle bir bu günle alakalı sohbeti de kısa tutmayı kendimce hedeflediydim. Ana hatlarıyla böyle söyleyeyim. Bu meselenin tarihi inceliklerini herkes kendince araştırmış, sormuş, soruşturmuş. Bu noktada kendilerince bir şeyler yazmışlar, çizmişler. Allah hepsinin de gayretlerini artırsın. Tabii böyle biz dergahlar, tekkeler, sufiler bu 10 Muharrem Aşure gününü önemserler. Bir taraftan hüznü, bir taraftan da sevinci yaşarlar. Önceden ne yazık ki böyle bir aşure ayı içerisinde 10 Muharrem'in üzerine fazla odaklanmazdı insanlar. Elhamdülillah şu anda herkes 10 Muharrem'de odaklanıyor. Cenab-ı Hak herkesin ve bu noktada gayret edenlerin gayretlerini artırsın inşallah. Şimdi yine Arabi'den içeride soru var mı dedim, var dedi, uzun mu kısa mı dedim, dedi bana. Ben de dedim ki, sufiler der ya dedim, kalbine danış diye. Bu kısası mı uzunu mu? Uzunu.
Sayfa sayfa mı gidelim, hepsini okuyalım, başa mı dönelim? Sayfa sayfa mı? Arabi'nin bütün felsefesi kısaca bir tecelli teorisinden ibarettir. Tecelli, bizatihi gayb olan Hakk'ın kendini gitgide daha somut suretlerde ishar etmesi sürecidir. Hakk'ın bu ilahi tecellisi ancak özel ve belirli suretlerde kuvveden fiile çıkabildiğinden, tecelli Hakk'ın kendi kendini belirlemesinden ya da kendi kendini sınırlandırmasından başka bir şey değildir. Buna da taayyün denilmektedir. Bu paragrafın bir veçeden katılıyorum, bir veçeden katılmıyorum. Çünkü tecellilerde Cenab-ı Hakk'ın kendisini sınırlaması yoktur. Eğer biz tecelliyi direkt Allah'ın sınırsızlığının içerisinde bir sınır olarak görürsek, o zaman Cenab-ı Hakk'ı sınır tayin etmiş oluruz. Tecelliyi Allah'ın sınırı olarak görmeyelim burada. Tecellinin sınırı var mıdır? Evet. Ama Allah'ın sınırı yoktur. Ve Allah tecelli ettiği şeyin esiri değildir. Ve o sınırda da değildir. Allah çünkü hiçbir şeye benzemez, tecelli ettiği şeye de benzemez. Tecelli ettiği şeye de benzemez. O her şeyden münezzehtir. Hakk'ın tecellisinin yalnızca zamana bağlı bir süreç olduğunu zannetmek ne kadar hatalı olursa, bunun daha çok bizim lisanımızın yapısının sebep olduğu bir gerçeklik olduğunu düşünmek o kadar yanlış olur. Hakk'ın tecellisinin aslında çifte bir yapısı vardır. Bu tarih ötesi, slarç, zaman ötesi bir olay olduğu kadar zaman içinde zuhur eden bir olaydır da. Bu varlığın bünyesinde gözlenen en büyük zıtların çakışması mıdır? Cenab-ı Hakk'ın tecellisinde zaman Allah'ın kendi bir sıfatıdır. O yüzden zamanın evveli ve ahiri Allah'ın zatı noktasında, sıfatı noktasında vardır diyemeyiz. O hem evveldir hem ahirdir. Zaman sıfatı. Cenab-ı Hakk'ın kendi zat-ı uluhiyetinin sıfatıdır. Öyle olunca evveldir. Zat-ı uluhiyetinin sıfatıdır. Öyle olunca aynı zamanda da ahirdir. Böyle olunca zamanın kendi içerisindeki evveli kendi yine zamandır. Zamanın kendi içerisindeki ahiri yine zamandır. O zaman zamanla alakalı bir meselede evvel veya ahir sözü yaratılmışlarla alakalıdır. Yaratanla alakalı değildir. Allah evveldir zat noktasında. Ve sıfatlarıyla da evveldir. Allah ahirdir zat noktasında. Aynı zamanda sıfatlarıyla da ahirdir. Öyle olunca Allah'ın ve kendi sıfatlarının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah'ın ve sıfatlarının başlangıcı ve sonu yoksa
zamanla alakalı, zamanla alakalı, zamanın tarih ötesi veya tarih öncesi diye bir şey söz konusu olmaz. Ancak zamanın üzerinde tecelli eden varlık, o kendi içerisinde, kendi değerler nispetinde evveli ve sonrası olabilir. Arabi bu alemi hayal olarak görür. Ama bu hayalin içerisindeki nesneleri ve objeleri kendi gerçekliliğinde kabul eder. Kendi gerçekliliğinde kabul edilince bu tecelliyatın içerisindeki varoluş nesnelerinin diğerlerine göre önceliği veya sonralığı olabilir. Bu kendi içindedir. Ama bu kendi içerisindeki gerçekliliğinde vardır. Kendi içindedir, kendi içerisindeki gerçekliliği vardır. Sıfatsal noktasında bunun tarih öncesi ve tarih sonrası diye bir şeysi yoktur. Bu varlığın bünyesinde gözlenen en büyük zıtların çakışması mıdır? Normalde varlığın üzerinde bir kısım felsefeciler bu varlığın üzerinde zıtların çakışmasının olduğunu söylemiş. Bunu ispat etmeye çalışmışlar. Demişler ki işte bu varlık zıtların çatışmasıdır. Sıcakla soğuğun çatışmasından bir şeyler çıkmıştır. Çatışmanın üzerine kurulmuş. Çatışmanın üzerine varlık felsefesini oturtmuşlar. O yüzden ben varlığı tamamiyetle, varoluşu ve varlığı tamamiyetle zıtların çatışması olarak görmüyorum. Benim kendimce, ben varlığı büyük bir ahenk olarak görüyorum. Ve her şeyin bir hesap üzerine yaratılmış olduğunu görüyorum. Ve varlığın üzerinde kaos gördüğünüz şeyin dahi kendi içerisinde bir çatışma olmadığı, kaos olmadığı ve her şeyin yerli yerinde yaratıldığına inanıyorum. Ezelden beri haktan aleme doğru aynı tecelli süreci tekrarlamış olduğu ve sonsuza dek tekrarlanacağı için bu zaman içinde vaki olan bir olaydır. Bununla beraber hep aynı ontolojik model kendini sonsuza dek tekrarlamakta olduğundan ve ilk tecelli dalgasının harekete geçmesiyle de hemen ikinci dalganın da hasıl olması sağlanmış olduğundan dolayı bu sürecin tümüyle ezeli ve statik bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkarır. Profesör Izutsu. Normalde evet Cenab-ı Hak varlığı oluşturup varlığı yaratacağı zaman Arabi noktasından baktığımızda ilk tayin, ondan sonra ikinci tayin, sonra üçüncü tayin noktasında evet Cenab-ı Hak varoluşu kesintisiz bir şekilde devam ettirir. Ve varlığa kesintisiz bir şekilde tecelli eder. Ve varoluş kesintisiz bir dalga boyutu gibi devam etmekte. Ama bu demek değildir ki Cenab-ı Hak bu kesintisiz dalga boyutunu hep aynı şekilde yaratıyor. Buna karşı burada çünkü burada diyor ki tecelli dalgasının harekete geçmesiyle de hemen ikinci dalganın da sonsuza dek de tekrarlanacağı için bu zaman içinde vaki olan bir olaydır. Evet, tekrarlamak bir şeyin aynısını yaratmak. Tekrarı. Bir film izliyorsunuz, onun tekrarını izliyorsunuz. Onun tekrarını izliyorsunuz. Hayır. O her an bir şey üzerinedir. O yaratırken her an yeniden yaratır. Yeniden yaratırken biz o yaratmada gözümüz, duyu organlarımız tembel olduğundan o yeni yaratılan şeyi aynısını yarattı. Tekrardan yarattı olarak görürüz. Oysa onun her yaratması kendine münhasır, yenidir.
Yaratma tekrardan ibaret değildir. Her yaratma yenidir. Cedittir. O her şeyi hep yeniden yaratır. Her şeyi. Bunu Hazreti Arabi bir ışıkla örneklendirir. Der ki bir kimse eline bir ışık alsa, bunu hızla çevirse siz onu bir daire olarak görürsünüz der. Veya onu hızla atsa siz onu bir uzayıp giden doğru olarak görürsünüz. Bu yanılmadandır. Yanılmadan kaynaklanır. Oysa ışıktan bir daire yoktur der. Işıktan bir daire yoktur. O bir gözün yanılmasıdır. Bizim gözün de yanılması değil, aklımızın yanılmasıdır. Göz görür, akıl yanılır. Akıl onu devam eden bir daire olarak görür. Akıl onu devam eden bir daire gördüğünden dolayı yanılır. Oysa o devam eden bir daire değildir. Bu yaratma da aynı şekildedir. Cenab-ı Hak yaratır, yaratması devamlı olduğundan dolayı biz onu devam eden bir daire, tekrarlanan bir daire gibi görürüz. O tekrarlanan bir daire değildir. Cenab-ı Hak her an her şeyi yeniden yaratır. Ve her an her şeyi yeniden yaratırken hiçbir zaman yeni yarattığı şey eskisi değildir. Bu kocaman bir varoluştur. Siz bütün varoluşu her an yeniden yaratıldığını düşünebiliyor musunuz? Bu muhteşem bir tefekkürdür. Muhteşem bir tefekkür. Kainata bakın ve kainatın her an yeniden yaratıldığını düşünün. Biz lambaya baktık şimdi, devamlı ışık geliyor. Öyle değil mi? Çok basit. Ama o devamlı değil. Kesik kesik geliyor. Dalga dalga geliyor. Biz duyu organlarının bu noktada o kesikliği tespit edemediğinden dolayı aklın hükmüne kanıyoruz. Duyu organları aklın bu noktada bilgisizliğinden dolayı akıl onu devam eden bir ışık süzmesi olarak gördü. Oysa o kesik kesik devam eden bir dalga boyutu. Varlık tamamiyetle kesik kesik bir dalga boyutu. Varlık tamamiyetle kesik kesik bir dalga boyutu olduğundan ve biz de her an o dalga boyutunda bulunduğumuzdan biz bir o dalga boyutunda bulunduğumuz dalga boyutunu idrak ediyoruz. Bir sonrakiyle bir önceki dalga boyutunu idrakten uzakız. Bir sonraki dalga boyutu eski değil. Bir önceki dalga boyutu da burnumuzun ucunda. Ve her an bizim yeni suretimiz tecelli etmede. Her an. Ve bu an, biz diyelim ki 6 tane 0, 6 tane yetmez, 12 tane, 24 tane, 48 tane 0'ı sıralayın, hatta 48'i aşın, 96 yapın. 0, 0, 96 tane 0 sıralayın, bir virgül koyun, oraya 1 koyun. Matematikçi burada. Kaç oldu hocam? Efendim? Ben kuantumu bilmiyorum hocam. Bilmiyorum hocam kuantumun ne tarif ettiğini. Planck zamanı var. 10^-8. En küçük zaman aralığı. Onu da geçtiniz. 10^-96'ya baktınız. Ben 48'i de bilmiyorum hocam. Bahsettiğiniz yer tamamen orada ondan. Bilmiyorum hocam onu.
Estağfurullah hocam. Yani mesela Recep Feyman, sesini yükselt. Recep Feyman diye kuantum fizikçisi var. Dün akşam sesi kaybettin herhalde senle. Evet. Ya yani onun söylediğinden daha elde tutuyor. Bir mikrofon verin hocama. Ya böyle oluyor işte. Bu da ayrı bir imtihan değil mi? Telaş telaş üstüne şimdi. İşte böyle yaratıyor. Şokta bırakıyor herkesi. Ah bu hocam, bir de fizik kitabına mı zaman ayıralım? Getir mikrofonu. Hocam sen matematikçi miydin, fizikçi? Fizikçisin. Ha. Çalıştı mı? Neyse, kuruluncaya kadar. Ben böyle kendimi teyit ettirmek için sormadım da hocama. Benim matematik, fizik bilmediğimden kendimce hani zaman saniye olarak kendimce, ben biraz meslek lisesinde mekanik okuduk hocam biz. Motorun mekanik olarak zamanlaması var ya işte, yani motor daireyi kaç zaman biriminde şey yapacak diye. Ben kendimce zaman birimini, yani normalde 0.00 derken normalde işte 12.00 yetmedi, 48.00 yetmedi, 96.00. Efendim en son 10 üzeri eksi 48'i biliyorum da, yani orayı söylemeniz de zaten müthiş bir teafuk oldu. 10 üzeri 96'yı hiç duymadım şu ana kadar. Yani orada ben duruyorum. O insanların normal matematik fizik olarak tespit edebildikleri, akıl matematiksel denklem olarak tespit edebildikleri yerdir. Daha ilerisi var yani. Oraya inanıyorum da işte fizik olarak. Yok, fizik olarak onu bilmiyorum. Onun matematiksel denklemini veya fiziksel denklemini. Ama bu normalde, yani saniyenin örneğin, İşte 10 üzeri 98 bilmiyorum onun ne olduğunu. Ben kendimce sıfırları büyütmeye çalışıyorum, çoğaltmaya çalışıyorum. Yani sıfırları çoğaltmaya çalışırken zaman dilimi dediğimiz varlığın içerisindeki zaman dilimini en aşağı çekmeye çalışıyorum. Bu bir de en aşağı çekmeye çalışırken varlığın derecesi noktasında özür dilerim, hakkınızı helal edin. Tahtanın da hakkını verelim. Eyvah. Bu nokta diyelim buraya. Varlığın başlangıcı. Hiçbir şey yok iken bir şey yarattı. Biz onu nokta olarak şimdi tarif edeceğiz. O nokta da değil. Arabi'den çıktık, bir mahsur var mı? Kendi Arabi'ye geleceğiz gene şimdi ama. O kaldığımız yeri, burada şey var ya hani, varlığın normalde evveli ve sonrası olarak, hani yaratılışta tarih öncesi ve tarih sonrası olarak. Şimdi burasını da biz yukarısını ama diyelim. Hadis-i Kutsi. Yine aynı yere geleceğiz. Bu bizim için çok önemli. Ya Resulallah, hiçbir şey yok iken Allah neredeydi? Ama'daydı. Ama Arap dilinde bulutumsu bir şey. Yani bir cisim yok. Hiçbir şey yok. İçine girdiğinizde, amanın içine girdiğinizde maddesel hiçbir şey dokunmayacak size. Hiçbir şey. Ve Allah bir şey yarattı.
bu yaratmış olduğu şey ruhundan, nurundan. Bu yaratmış olduğu şey, bunu şimdi şeye atfedeceğim. Anne karnındaki bebeğin oluşumuna. Cenab-ı Hak alemi Adem'in suretinde yarattı. Hadisi kutsi. Adem'i de kendi suretinde yarattı. Hadisi kutsi. Anne karnındaki bebeğin oluşumu. Kadın ve erkek. Bu ikisi birleşti. Ruhundan ve nurundan. İkisi birleşti. Ve ikisi birleşir birleşmez hızla ayrıştı. Birleşir birleşmez ne oldu? Burada iki oldu. Hızla aşağıda dört oldu. Hızla aşağıda sekiz oldu. Hızla aşağıda 16. Hızla 32. Hızla 64. Hızla 128. Hızla devam ediyor. Katları olarak ayrışmaya, yani bölünmeye, çoğalmaya devam ediyor. Alemi böyle görün. Ve bu benim kendi şahsi sözüm, kanaatim. Buradaki ilk varoluşun zaman birimi ile, yani en son kaça, 96'ya mı çıktık hocam? 96 taksim, yani 96 üstü kaç bilmiyorum ben, nasıl bir şey. 10 üzeri eksi 96, yani birin... Onu bilmiyorum ben. Ben 96 tane sıfır koydum. 96 tane sıfır nokta bölü bir. Bu kadar bu zaman dilimi, hatta 96 yetmeyebilir buraya. Buraya 96 yetmeyebilir. Burayı zaman açısından, hani o miktar açısından, zamanın kısalığı açısından buraya biz algılayabilecek matematikte ve fizikte değiliz. Varlığın içerisindeki en kısa zaman birimi bu. Şurası. Bu yok var. Hani yok var. Yok var, yok var, yok var, yok var, böyle en altına inin. Yani yok, bir anda siz böyle, artık nasıl söyleyeyim, göz açıp kapatmak uzun bir zaman. Işık hızı ne ki ya, ışık hızı, salatadan bir şey o ya, kim dedi ışık hızını? Sen mi dedin, ışık hızı ne ki ya? Işık hızı tembel. Bu zaman birimi, ışık hızı yetişemez. Işık hızı bunun yanında bir nal bile toplamaz. Siz şimdi mevcutta, mevcut fiziğin en şey hızlısı ışık hızı mı hocam? Yani evrende hiçbir şeyin ışık hızını geçemeyeceğini söylüyoruz. Maddesi, kütlesi olan hiçbir şey ışık hızını geçemez. Evet. O normal fizikçilerin tespit ettiği şey. Katılmıyorum ben ona. Katılmıyorum ona. Bu ışık hızı nal toplar bunda. Işık hızı bundan nal toplar. Öyle söyleyeyim. Burası bu kadar biz, ama bu varlığın içerisindeki hız. Varlığın hızı bu. Varlığın içindeki kendi hız. Bu varlık. Bu varlık. Var çünkü. Bu varlık. Zaman sıfatının üzerinde tecelli ediyor. Varlık zaman sıfatının üzerinde tecelli ediyor.
Cenab-ı Hakk'ın zaman sıfatı var mı? Var. Neye benzer? Bilmiyoruz. Nedir? Bilmiyoruz. Biz varlığın içerisindeki zamanı konuşuyoruz. Neye göre? Kendi içerisindeki gerçekliliğine göre. Varlığın içerisinde ışık hızı en yüksek hız. Varlığın içinde. İnsanların tespit edebildi. İnsanların tespit ettiği en hızlı ne? Işık hızı. Varlığın içerisindeki varlıkta her şeyi yaratan ne? Allah. Allah'ın sıfatının hızını biliyoruz mu? Eğer biz ışığı Allah'ın sıfatı olarak görürsek, ölçebildik, tespit edebildik, yakalayabildik. Değil. İnsanoğlunun tespit ettiği ışık hızı bu. İçerisindeki varlığın içerisinde, varlığın içerisinde ışığa bürünmeyen nesnelerin hızını nasıl tespit edeceğiz? Evet. Şimdi burada bir şeyin evveli, tarihi evveli, bu yaratılışa göre tarihi evvelinin içerisinde varlığın tamamıyla tarihi evveline bakacaksak, varlığın evveli, tarihi evveline yine varlığın içerisinde. Ama varlığı bütüncül noktasında bakarsak, bunun evveli, varlığın evveli var mı? Hayır. Neden? Yoktan var edildi. Biz evveli, 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 evveli diye yukarı doğru çıktığımızda buraya geleceğiz. Bundan sonrası ne? Yok. O zaman varlığın tarihsel olarak gel yukarı doğru çıktığımızda biz buraya kadar varmış olacağız. Varlığın tarihini konuşabiliriz. Yaratılışın tarihini konuşabiliriz. Yarattı ya ilk başlangıç. Bunun tarihini konuşabiliriz. Ama yaratan Allah'ın tarihini konuşmamız mümkün değil. Evveli. O zaman zaman açısından da zamanın da evveli yok. Çünkü ne de yani evveli yok derken sonsuz. Varlığın var mı başlangıcı? Var. Ama zamanın başlangıcı var mı? Varlığın içerisindeki zaman birimi olarak var ama Allah'ın zat-ı uliyetinin içerisindeki zaman sıfatı ile yok. O zaman tecelli ederken Cenab-ı Hak sıfatlarıyla o tarihi evveliyata göre tecelliyat değil. Ya her an yeni bir tecelliyat. Ve her an yeni bir tecelli ederken, yeniden tecelli ederken her şeyi, var olan her şeyi yeniden inşa etmek ve inşa edileni her an Kahhar ismiyle kahredip yeniden ihya etmek. Bu sonsuz bir güç denilebilir buna. Ve bu her an var edip, her an yok etmeyi, her an yok etmek bizde tembellikten dolayı fark edilmiyor. Aklımız bizi aldatıyor. Aklımız aldattığı için her an varoluşu ve her an kahroluşu görmüyoruz. Böyle olunca da bu varlığın tümüyle ezeli bir yapıya sahip olduğunu söyleyemeyiz. Varlık bu manada ezeli değil.
Yaratılış, yaratma sıfatı olarak ezeli. Yaratma sıfatı. Yaradılan, yaradılan ezeli değil. Varlığa dönüştüğü anda ezeli değil. Bütün yaradılanlar, bütün yaratılmışlar Allah'ın kendi zatının ilmi noktasında, kendi zat ilminde mevcut. Kendi zat ilminde mevcut. Ama varlığa geçiş noktası, varlığa geçtiğinde varoluş ezeli değil. Ezeli değil. Burada durmak istediğim nokta bu. Diyor ki tecelli dalgasının harekete geçmesiyle de hemen ikinci dalganın da hasıl olması sağlanmış olduğundan dolayı bu sürecin tümüyle ezeli ve statik bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkar diyor İzotsu. Ben de diyorum ki varlığın tümü ezeli değil. Benim şerh düştüğüm yer burası. Varlığın tümü ezeli değil, varlık ezeli değil. Varoluşun kendi içerisinde başlangıcı var. Ve astrofizikçilerin kendi içerisinde bu başlangıcı bulup hesaplayıp bizim önümüze getireceklerine inanıyorum. Kendi inancım. Ezeli olan Allah. Ebedi olan da Allah. Ama varlığı ezeli görürsek biz, varlığı ezeli görürsek, o zaman varlığı tanrılaştırmış, ilahlaştırmış oluruz. O zaman varlık da ezeliydi. Var olan, var edilen olarak söylüyoruz bunu. Hayır. O hiçbir şey yok iken bir şey yarattı. Hiçbir şey yok iken bir şey yarattı. O zaman yarattığı bir şey kendi zatı gibi evvel değil. Ve bu noktada kendi zatı gibi ezel de değil. Ebed de değil. O zaman varlığı ilahlaştırmış oluruz. Arabi varlığı hayal olarak görür. Arabi varlığı hayal olarak görür ama bu hayalin başlangıcı, tecelliyatın başlangıcı vardır. Keşani ise şöyle şerh eder. Keşani vücutta yalnızca haktan başka bir şey olmayan tek bir ayn ile vücudun gözlenebilir veçesi olan hakikatinin bulunduğunu söyleyerekten işe başlar. Ama vücudun bu gözlenebilir veçesinin tek katmanlı bir yapı olmadığını, bilakis belli başlı altı katman kapsadığını ilave eder. Keşani Füsus Şerhi sayfa 239. Birinci katman, vücut bu düzeyde hala herhangi bir taayyünden tümüyle bağımsızdır. Bu katman, hakikati belirlenmemişliği, la taayyünü ve kayıt altına alınmışlığı yönleriyle temsil etmektedir. Bunları daha önce işlemiştik. Bu normalde la taayyün dediği, Allah'ın Allah'lığının dahi bilinmediği bir nokta. Bunu normalde bu fakir kabul etmiyor. Bunun altına bir not düşmek istiyorum. Arabi de bunu böyle söyler. Keşani zaten Arabi'nin yolunu takip eden önemli zatlardan birisidir. Hatta Arabi bu hali der ki Allah Allah'lığından habersizdi. Baba.
Ben anlayamadığım için kabul etmiyor olabilirim. Bu konuda böyle küstahlık yapmak istemem. Arabi konuşuyoruz ama Allah'ın Allah'lığından Arabi'nin terimi. La ta'ayyün noktasında Allah Allah'lığından habersiz diyor. Ben oraya not düşüyorum. Buna katılmıyorum diyorum. Keşani de aynı noktada la ta'ayyünü söylüyor. Birinci katman. İkinci katman, vücut burada kendi içinde vücudun ilahi veçhine ait bütün faal tayinler, yani ilahi isimler olduğu kadar vücudun mahluk ya da kevni veçhesine ait pasif tayinleri ile tayinleri de ihtiva eden bir tecelli türüyle kendi içinde belirgendir. Hak bu safhada hala tek katmanlıdır. Yani amadaydı dediğimiz nokta. Buna şöyle bunu böyle şerh etmem gerekirken şöyle açıklayabilirim bunu. Hadis-i Kudsi'de Cenab-ı Hak der ya, ben bilinmez idim. Buradaki ben bilinmez idim noktası Allah'ı bilecek. Allah'ı bilecek. Bir varlık yok. Allah burada bilinmez idi. Allah'ın bilinmezliği kendi içerisinde kendisini bilmediği manası çıkmaz. Burada bilinmezlikten Arap çevirilerde belki de hata olmuş olabilir. Bunu Arabi'nin üzerine de atfetmek çok hoşuma gitmiyor. Ama ve lakin orada Allah'ın Allah'lığından haberdar olmaması diye bir şeyi kabullenemiyorum ben. Burada bilinmezlik, onu bilecek bir şey yok. O bilinmezlik zaten devam ediyor hala da. Onu tam manasıyla bilebilecek bir şey yok. Allah'ı insanların içerisinde, varlığın içerisinde en fazla bilen Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Muhammed-i Mustafa için dahi ben Allah'ı tam anlamıyla bildi diyemem. Bu Hazreti Muhammed-i Mustafa'nın eksikliği değil, Allah'ın aziz ve yüceliğidir. Onun hiçbir şeye benzememesi, ezeli ve ebedi, başlangıcının ve sonunun olmayışı ve hiçbir şeye benzememesindendir. Buradaki bilinmezlik budur. Bilecek bir şey yok. Ondan sonra Allah bilinmekliği istedi. Bilinmekliği istedi dememiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin amadaydı dediği hali. İşte burada da ikinci katman diyor ya, bütün taayyünler, yani bütün sıfatlar, içsel ve dışsal, harekete geçen geçmeyen, varlığa dönüşmüş dönüşmemiş, her şey bu ikinci taayyünde. İkinci katman olarak, burayı kabul ediyorum bu noktada. Üçüncü katman, bu bütün aktif ve etkin tecellilerin birlik içinde bulunduğu ilahi teklik ya da Allah merhalesidir. Eyvallah. La taayyün. Hiçbir şeye benzememesi ve bilinmemesi, bilinmemezlik. Allah sıfatları, hatta Allah bilinmeklik, bilinmeyi istedim.
sıfatları, varlık, başlangıç olarak. Benim inancım. Bilinmezdim, bilinmek de istedim. Bir şey yarattım. Bilinmezdim, la taayyün, taayyünsüzlük. Bilinmeyi istedim. Bir şey yarattım. Yarattığı şeyin üzerinde tecelli eden sıfatları, sıfatları. Arabi bunu komple hayal görüyor. Bu diyor hayaldir. Ama kendi içerisinde kendine ait gerçekliliği vardır. Hazreti Mevlana bunu hayal üzerine yürür gör. Hazreti Mevlana varlığı da hayal üzerine yürür gör. Hayal değil. Şerh ediyor bir anlamda, daha açıklamalı. Bu varlık komple hayalin üzerinde, ama üzerindeki varlığı sen reddetme. Üzerindeki varlık kendi içerisinde gerçek. Varlıktan biz bu buraya da hayal koyacağız. Hayal perdesi. Biz varlıktan yukarı doğru çıktıkça hayal perdesini göreceğiz. Varlığı bir parçaladık, bir daha parçaladık, bir daha parçaladık, bir daha parçaladık ve aşağı doğru indik. Varlığın içerisine, atomun içerisine doğru yürüdük, 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 yürüdük içine. Nereye kadar geldi şu anda ilim? Kuarklar mı dedin? Kuarklar efendim. Kuarklara kadar geldi. Ben diyorum ki kuarkların da arkasına yürüyün. Kuarkların da arkasına yürüdüğünüzde yokluğu göreceksiniz, hayali göreceksiniz. Ve orada var gördüğünüz şeyin olmadığını göreceksiniz. Olmadığını göreceksiniz. Var gördüğünüz şeyin olmadı. Bu neyse, var gördüğünüz şeyin olmadığını, hatta yokluktan ibaret olduğunu göreceksiniz. Ve o var gördüğünüz şey var ya, daha da aşağı indiğinizde, daha da aşağı indiğinizde, daha da aşağı indiğinizde, daha da aşağı indiğinizde, varlığın başlangıcı olan bir anda, bir anda, bir anda varoluşu göreceksiniz yokluktan, bir anda. Ve o varoluşun nereden geldiğini anlayamayacaksınız. Ve diyeceksiniz ki bu yoktu. Bu yok olan şey bunun içerisinde nereden var oldu diyeceksiniz. O varoluşu göreceksiniz. O zaman kendinizi döndüreceksiniz Allah'a. Ve o zaman tevhidiniz tamamlanacak. O zaman diyeceksiniz ki o yoktan var eder. Ve her şeyi her an yoktan var edendir. Her şey her an yoktan var edendir. Her şey her an yoktan var edendir. Her şeyi. Var gördüğünüz her şeyi her an o yoktan var eder. Aslı yoktur. Var görürsün. Var gördüğünü hemen kahar ismiyle kahreder. Yok eder. Her an yok ettiğini yeniden yoktan var eder. Bu bitmek tükenmez bir varoluştur. Bitmek tükenmek bilmez bu. Bu zamanın tespit edebildiğiniz, insanların tespit edebildiği zaman diliminden daha aşağı bir zaman dilimidir. O yüzden onu tarif edebilmek için diyorum ki işte 4-0 yetmez, 8 yetmez, 12 yetmez, 24 yetmez, 48 yetmez, 96 yetmez. Zaten zaman sıfatının tecelliyatını çözen varlığı çözer. Varlığın çözümü
yine zaman sıfatının tecelliyatına mazhar olmaktan geçer. Şimdi böyle olunca bu varoluş, var olan varlık ezeli değil. Yaratılma, yaratma, yaratma sıfat olarak ezeli. Yaradılan ezeli değil. Ve üçüncü katman, bu bütün aktif ve etkin tecellilerin birlik içinde bulunduğu ilahi teklik ya da Allah merhalesidir. O biraz daha şeyden, yukarıdan başlıyor Keşhane. Dördüncü katman, bu üçüncü merhale olan ilahi tekliğin bağımsız tayinlere, yani ilahi isimlere ayrıştığı katıdır. Sıfatlara ayrıştığı. Beşinci katman, pasif yapıdaki bütün tecellileri birlik içinde ihtiva eden bu kevni alemdeki mahluk ve mümkün bütün şeylerin birliğini temsil eder. Altıncı katman, burada bundan önceki merhalenin birliği artık fiilen mevcut olan şeylere ve özelliklere ayrışmaktadır. İşte bu merhalede alem merhalesidir. Ne kadar cins, tür, fert, bölüm, araz varsa hepsi bu merhalede kuvveden fiile çıkar. Keşhane, ilahi tecelliyi statik, yani zamana bağlı olmayan veçesiyle takdim etmektedir. Arabi ise aynı şeyi çok daha dinamik şekilde takdim eder. Arabi'ye göre belli başlı iki tip tecelli vardır. Bir, feyze akdes. İki, feyzi mukaddestir. Arabi burada Politonus'un felsefesine has feyiz kelimesini tecelli ile eş anlamlı kullanır. Feyiz akdes mutlak surette gayb olan hakkın gizli hazine halini terk ederek bilinmeyi arzuladığını beyan eden meşhur kutsi hadiste de tasvir olunana tekabül etmektedir. Profesör Üzütsu. İbn Arabi feyiz-i akdeste tecelli-i zat da demektedir. Açıklar mısınız? Buradaki Arabi tecelliyi iki merhalede alır. Aslında bu yani çok karmaşık gibi görünür. Bu karmaşık bir şey değildir. Tecelli zahiri ve batini olarak bakar. Ama bunu anlatırken yani tecellinin iki veçesi vardır. Bir veçesi zahiridir. Bir veçesi de manevidir, manadır demez. O yüzden buradaki zatın tecellisi önce batinidir. O batinilikten şehadete geçer, görünürlüğe geçer ki o da sıfatlarının tecellisidir, surete. Tecelli şuhud, yani işte bu normalde şehadet alemi dediğimiz. Ya da tecelli vücidi de denilen ikinci tecelli merhalesi olan feyz-i mukaddes, hakkın kendini somut varlık aleminde kesretin sonsuz değişken suretleri şeklinde isar etmesine işaret eder. Yani Cenab-ı Hak önce feyz-i mukaddes olarak, zat-ı mukaddes olarak önce sıfatlara batına tecelli etti. Ardından o batına tecelliden şehadet alemine tecelli etti. Yani görünür aleme tecelli etti. Bu normalde başlangıç olan işte ruhlar alemine veya işte metafizik dediğimiz mana alemine tecelli edip ondan sonra şehadet aleminde zuhur etmesi, surete bürünmesi. Feyz-i Mukaddes, Arabi'nin kendine has görüşüne göre feyz-i akdes ile varlık kazanmış olan ayağını sabitelerin idrak olunabilir varlıklar halini terk ederek hislere idrak olunan eşyaya nüfuz edip yayılmalarının ve böylece hislerde idrak olunan alemin bilhüt mevcut olmasının sebebidir. Daha önce batini olan ve sadece suretleri var olan nesneler ve objeler varlık alemine geçti. Varlığa büründüler, vücuda büründüler, şekle şemale büründüler. Öncesinde bunların varlığa bürünmemişlerdi. Bunlar manevi olarak, ruhi olarak ne almıştı? Tecelli etmiştir. Bütün eşya.
Bu iki tecelli arasındaki bağıntı füsusta enine boyuna tartışılmıştır. Allah iki surette tecelli eder. Birisi gayb, diğerisi şehadet alemindeki tecellisidir. Aynı şey, az önceki söylediğimiz şey. Gaybi tecelli ile kalbin istidadını verir. Galbi tecelli ile kalbin istidadını verir. Bu tecelli, hakikati gayb alemine ait olan zatî tecelliler ve bu gaybi tecellide Hakk'ın kendi nefsinden haber verdiği ve Allah'ın kendisini üçüncü tekil şahıs, hu yani o zamiriyle gösterdiği veçiyle Hakk'ı olan hüviyetidir. Bu zatî tecelli ezelden ebede Hakk'a aittir. Cenab-ı Hakk'ın zatî tecellisi ezelden ebede Hakk'a aittir. Cenab-ı Hakk'ındır bu. Füsus 145-146. İzüsü bunu şöyle özetler. Hakk'ın ilk tecellisi ilahi isimlerin yani Hak'ta gizli olan ontolojik imkanların tecelli eden suretleri olan ayağını sabiteye varlık bahşetmektedir. Bu ayağını sabite aslında bir fiil var olmak için beklemekte olan kaplardır. Bunlar ikinci türden tecelli için mahalleri temin ederler ve her bir mahal Hakk'ın ilk tecellisinin sonucu olarak ezeli ve bozulmayan bir belirli istidada sahiptirler. Normalde Cenab-ı Hakk'ın bu ayağını sabiteye tecelli etmesi ve ayağını sabitede her şeyin manevi olarak var olduğu yerdir. Buradaki meselede. Burada Cenab-ı Hak ayağını sabiteye tecelli eder ve var olacak olan bütün her şey gerçek manada şekli ve suretiyle orada manevi olarak, ruhi olarak var edilmiştir. Bunu Hak bile değiştiremez. Çünkü bu Hakk'ın kendini ishar ettiği bir surettir. Buna göre her kabı ikinci tecellisinin bir mahalli kılmakla Hak kendisinin kabın ezeli istidadına uygun bir biçimde sınırlandırıp kayıt altına alır. Bu yolla Hak şuhudi tecellisinde sonsuz değişken suretlere bürünür. Bu suretlerin tümü kevn alemini oluşturur. Yani Cenab-ı Hak amaya tecelli eder. Cenab-ı Hak amaya tecelli ettiğindeki amadaki tecellilerin değişme imkanları yoktur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın amaya tecelli etmesi değişmez bir haktır. Ama amadan şuhuda tecelli ederken her şey değişebilir. Şehadete tecelli ederken amadaki gibi değildir. Buna işaret Cebrail aleyhisselamın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sohbetine dıhye suretinde görünmesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri varlığın hakikatine vakıf olduğundan onun dıhye suretinde gelmiş olan Cebrail olduğunu bilir. Ve bu soruyu soran kimdi dediğinde sahabeler dıhyeydi ya Resulallah derler. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o dıhye değildi. Size öyle göründü. O Cebrail kardeşimdi. Dininizi öğretmek için bana gelmişti der. İşte ayağını sabitedeki tecelliyat, ayağını sabitede veyahut da manevi olarak metafizik alemden bu aleme tecelli ederken sureti farklı göründü. Meleklerin bu dünyaya tecelli ederken kanatlı görünmesi gibi. Meleklerin bu dünyaya tecelli ederken kuş gibi görünmesi gibi. Cennetin görünürken dağa, taşa, ovaya, denize benzetilmesi gibi. Cennetin tasvir edilirken dünyada var olan güzel mekanlar kullanılaraktan tasvir edilmesi gibi. Cennette ağaç aramak gibi.
muz aramak gibi bu. İstediğiniz meyveler olacak. Ne? Ananas yiyecek adam orada. Bunu hayal ediyor. Muz yiyecek. Orangutan ya. Sabahtan akşama kadar muz yemeyi hayal ediyor cennette. Bunun gibi. Oysa manadaki tecelliyatın, manadaki zuhuratın şehadete tecelli ederken değişkenliğe uğraması. Şehadette değişken, daha ileri. Mesela ayet-i kerimede diyor ki biz onları maymun kıldık. İnsan ama gerçekte maymun. İnsan ama gerçekte timsah. Sufilerde bu hal olarak tecelli eder. Bir kısım sufiler belli bir müddetten sonra o bir ara dönemdir. Orada sufinin ayağı kayabilir. Orada dikkat etmesi gerekir. O yüzden sufilik yolunda mürşitsiz gidilmez. Sufilik yolu kitaptan öğrenilmez. Sufilik yolu kitaptan yaşanmaz. Bir önceki üstadın görüşleriyle de yaşanmaz. O sufi Allah'ı çok zikrederken, kendine dikkat ederken karşısındaki kimsenin nefsi olarak hangi hayvan suretinde olduğunu görür. Onu kimse görmez. O görür. O kimse gerçekte örneğin işte insanları kandırıyor, insanları aldatıyor, ortalığı kasıp kavura çeviriyor. Tilki suretinde görünür. Haram, helal ne istiyorsa yiyor. Kurt suretinde görünür. Erkek şehvetine düşkün, haram helal bakmıyor. Eşek suretinde görünür. Bu açık açık konuşayım artık bunları da. Öleceğiz gideceğiz. 4 ile 5'in arasıdır. Emmare, levvame, mülhüme, mutmainne. Mutmainliğin sonuna doğru geldiğinde eşyanın hakikatine ram olmaya başlar. Bu direkte suretler vardır. Görür. Onlarla konuşur. Duvarda sesler vardır. Onu dinler. Duvar ona seslenir. Ağaç ona seslenir. Kuş ona seslenir. Kuştan haber alır. Der ki senden önce buradan Ahmet geçti. Ağaçtan haber alır. Der ki senden önce buradan Mehmet geçti. Taştan haber alır. Der ki 300 yıl önce buradan filanca geçti. Bir yer haber verir. Burada daha önce şu yaşıyordu. Bu 4'ün sonlarında 5'e geçince görür onları. Ahmet geçmiş. Ahmet'i oradan geçerken görür. Dikkat edin. Kendinize oldum davası gütmeyin. Gidilecek yol var. İki rüya görmekle kendinizi piştiğinizi zannetmeyin. Bu hale vakıf olsanız dahi gidilecek yolunuz var. 5'e geldi oturdu mu? Oradaki evliya, oradaki veli, oradaki müminler manevi olarak onunla irtibat kurar. O her daim zikirle hemhal olur. Buraları tehlikeli yerlerdir. Burada nefsine uymak çok olur. Onu rüyasında görürler, onu seveni çok olur. Ona etrafında koşanı çok olur. Vay abimiz geldi, alkışlayalım, hürmet edelim, hizmet edelim, yedirelim, içirelim, aman paramızı verelim, aman her şeyimizi onun önüne koyalım. Rüyada görülür çünkü o. Onun üzerinden keramet zuhur eder. Aldanma yeridir.
Bir başkasının rabıta ederse kalbinden ne geçtiğini görür, anlar. Rabıta ederse onun kalbinden nelerin gelip geçtiğini, onun o esnada küfrettiğini dahi duyar. Burada sabretmek zordur. Burada durmak zordur. Adam sana küfreder içinden, sen onu duyarsın. Adam sana hakaret eder içinden, yüzüne karşı da tebessüm eder. Sen onu duyarsın. Buna sabretmek kadar zor bir şey yoktur. Adam seni sevmiyordur. Nereden geldi bu der. Ama yüzüne tebessüm eder. Abi hoş geldin. Maşallah abi ya. Yollarımız, gözlerimiz yollardaydı ya der. Burada açık vermek yoktur. Burada sır vermek yoktur. Burada dışarı ifşa etmek yoktur. Hiçbir şeyi ifşa edemezsin burada. O beni sevmiyordu aslında diyemezsin. Hani Cenab-ı Hak diyor ya, o şeytandan için. O diyor aslında cinnilerden idi. Ateşten ve dumandan yaratılmıştı. O aslında cinniydi. Ateşten ve dumandan yaratılmıştı. Ama diğer melekler onun ateşten ve dumandan yaratıldığını bilemediler. Eşyanın hakikatine vakıf değillerdi. Beşinci esmanın sonuna gelen bir kimse cinni taifesini tanır. Cinni taifesinin kafirini, müminini tanır. Beşinci esmayı alan bir kimse cennet halkını tanır. Beşinci esmayı alan bir kimse cennet kokusunu alır. Cennet hitabını alır. Yolda yürüyen kimsenin cennetlik mi olup olmadığını biiznillah Allah'ın izniyle bilir. Onun kokusunu alır çünkü. Burada dahi oldum demeyecek. Aldanmayacak. Aldanmayın. Hep kendinizi hor hakir görün. Oldum demeyin. Bizim yolumuzdan gidenler oldum, bildim, buldum kullanmayacaklar. Acziyet, fakriyet noktasında kendilerini görecekler. Günahlarını düşünecekler. Asla yol burada bitmez daha. Burada ona peygamberler gelirler. Ona yoldaşlık yaparlar. Pir efendiler gelirler. Ona yoldaşlık yaparlar. Aldanma. Peygamberler sana öğretmeye başlarlar. Oldum zannetme. Aldanma. Haline göre, ahvaline göre, durumuna göre pir efendilerden birisi gelir. Sana mihmandarlık eder. Haline göre, ahvaline göre, durumuna göre, yoluna göre peygamberlerden birisi gelir, sana mihmandarlık eder. Aldanma. Yolun var daha. Aldanma. Bu 6'ya geçerken. 6'ya geçti, oturdu mu? O zaman ona peygamberlerden birisi gelir, her daim ona mihmandarlık etmeye başlar. Her daim. Yine aldanmak yok. Yine aldanmak yok. Ta ki seni Hazreti Muhammed Mustafa'nın manevi huzuruna seni takdim edinceye kadar. En sonunda seni Hazreti Muhammed Mustafa'nın mübarek huzuruna çıkarırlar. Takdim ederler. Aldanma yine. Kafanı kaldırma. Edep et. Aldanma. Bu Hazreti Muhammed Mustafa'yı manada görmek değildir. Karıştırmayın. Manada görmek ayrıdır. Herkes görür. Huzura takdim edilmek farklıdır. Aldanma. İşte
Allah bizi affetsin. Bu manada, yani metafizik olarak bugünkü dilde öyle tanımlanan mana alemindeki zuhur eden şekil ve şemaller, nesneler, objeler şehadete aynı şekilde tecelli etmez. Şehadete aynı şekilde tecelli etmediğinden şehadette yaşayanlar ona bakarlar, onu dıhiye görürler. Ona bakarlar, kadın görürler onu. Oysa o cinnilerin perisidir, yani dişisidir. Gel der ona, gider onun peşinden. O gerçekte cinnidir. Çok yakışıklı bir erkek görür, gel der onu. O gider peşinden. Onu erkek gördü. Aslında değil. Banyoda kadınlar çok eğlenirler ya. Bir bakmışsın kadın banyoda bir tane kaf var. Benim çocuklarım onun içinde deyip başında duranı görürsün. Cinni tayfesi ona öyle görünür. Kendi çocukları gibi görünür. Kadınlar banyolarda çok eğlenir. Mümkün olduğunca abdestli olmaya gayret edin. Erkekler banyoya girer girmez gusül alacaksanız hızla önce gusülünüzü alın. Ondan sonra temizlenin, yıkanın, ne yapıyorsanız yapın. Kadınlar da aynı. Mümkün ise hızla önce gusledin. Bakmayın siz bu şimdi materyalistlerin bunlar böyle dini hafife aldığına. Bunların hepsi de bu insanlık bunların geçmiş olarak bu öğretilerine lanet okuyacaklar sonra. İnsanlık yok oluyor çünkü. Ve insanlık ne yazık ki dinsizlik noktasında perişan oluyor. Perişan oluyor. Bunda dindarların gerçekten dinlerine fi sebilillah Allah için yaşamamalarının da sebebi var. Çıkmış ortaya adam para tüccarı. Çıkmış ortaya adam kandıracağım, adam toplayacağım, hepsinden para toplayacağım, zekat toplayacağım, sadaka toplayacağım diye uğraşmış. Görüyorsunuz her cuma gidiyorsunuz bir cumaya, pamuk eller cebe, Allah iyiliğini versin. Oradan iki tane esnaf, ya hocam ne ihtiyacın varsa biz görelim, şurada hiçbir şey isteme diyemiyor. Öyle dese dahi Diyanet bir yazı gönderiyor. Bu hafta şunun parası toplanacak. Götürüyorlar parayı da bankaya faize yatırıyorlar. Sanki Diyanet'in parası yok. Sanki Diyanet Vakfı'nın parası yok. Alışmışlar istemeye. Böyle olunca insanlar dinden, Diyanet'ten soğudular. Allah muhafaza eylesin. Bunların da payı var. Meseleyi kapattık. Allah bizi affetsin. İşte o metafizik olarak adlandırdığımız mana alemindeki suret ile zahire tecelli eden aynı değildir. Buna bir işaret de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Miraç'ta süt ve şarap ikram edilir. Hazreti Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Peygamber Efendimiz sütü tercih eder. Cebrail aleyhisselam der ki ilme işaret ya Resulallah. Eğer şarabı tercih etseydin bu biraz işte zevke, eğlenceye, hevaya işaret olacaktı. Bakın manadaki süt şehadete ilim olarak tecelli etti. Şehadette o ilim olarak görüldü. İbrahim aleyhisselam rüya gördü. Oğlunu kurban etmeye gitti. Ama gerçekte koç kurban edilmesi gerektiğini anladı. Şehadete o rüya koç olarak tecelli etti. Hani Yusuf aleyhisselamın zamanında Mısır'ın kralı bir rüya görmüştü. Demişti ki 7 tane inek, 7 tane başak yiyordu. Ondan sonra o 7 tane ineği 7 tane başak yiyordu. Buna benzer bir rüya. Tam toparlayamayacağım.
O rüyasını tevil ettirmek istedi. Ama Yusuf rüyayı farklı tevil etti. Bakın, rüyada görünen şey tevilde farklı tecelli etti. Dedi ki 7 tane inek 7 yıl bolluğuna. Dedi ki bu bollukta buğdayları, arpaları normalde hepsini de stok edeceğiz. Ardından 7 yıl kıtlık olacak dedi. 7 inek 7 yıl bolluğa, 7 başak da 7 yıl kıtlığa yoruldu. Demek ki manadaki objeler ve nesneler şehadete tecelli ederken farklı tecelli etti. O yüzden şuhudi tecellisinde sonsuz değişken suretlere büründü. Şehadet aleminde Cenab-ı Hakk'ın sıfatları sonsuz, sonsuz suretlere büründü. Sonsuz suretlere büründü. Ve bu suretlerin tümü kevn alemini oluşturdu. İzzetsu böyle demiş, katılıyoruz. Böyle bir tasvir ilk tecelli ile ikincisi arasında bir zaman aralığı bulunduğunu telkin etmeye uygundur. Bununla beraber gerçekte her ikisi arasında herhangi bir takdim, öncelik, sonralık bağıntısı yoktur. Her şey anda, aynı anda vuku bulur demiş. Ben bu varlığın kendi içerisinde, varlığın kendi içinde varoluşun kendi içerisindeki zaman birimlerinin olduğunu ama bizim bunu fark edemediğimizi iddia edenlerdenim. Çok az bir şey de olsa zaman birimi var. Her iki tür tecelli soru, her iki tür tecelli arasındaki bağıntı zamana bağlı olmakla birlikte aynı zamanda zamana bağlı olmayan ve hatta zaman dışı bir yapıya mı sahiptir? Evet. Nereden buldun bunları maşallah subhanallah. Teşekkür ve takdir etmemiz lazım. Kaç kitap araştırdın? Kaç? 5-6 tane. Yok, toparlanmaz yoksa bu. Hiç konuşmadık bu soruyla alakalı. Bu soru 5 sayfa gelmiş. 5 sayfa gelinceye kadar 10 sayfa not almıştır o. Kaç sayfa not aldın? He? Daha mı fazla not aldın? Evet. Bu toparlanmaz başka türlü. Evet, her iki tecelli arasındaki bağıntı zamana bağlı olmakla birlikte. Yani hem mana alemine hem de şehadet alemine tecelli. Her ikisine arasında bir bağıntı, zamana bağlı olmakla birlikte aynı zamanda zamana bağlı olmayan, aynı zamanda zamana bağlı olmayan, varlığın içerisindeki zamana bağlı olmayan, ben bunu böyle anladım. Ve hatta zaman dışı bir yapıya mı sahiptir? Evet. Yani normalde ben bu varlığın içerisindeki zamana bağlı olmayan bir zaman sıfatının tecelli ettiğini ve aynı zamanda da bu varlığın içerisinin bu varlığın içerisinde yapının dışında bir yapının var olduğuna inananlardanım. Böyle gözümün içine böyle baktığınızda bu mesele anlaşılmadı diye kendi kendime, kalbime öyle geldi. Evet, yani normalde tabii bu Arabi'ye göre olan bir şey değil. Arabi'ye göre Arabi varlığı, varlığı da Arabi'den böyle bir değil de Arabicilerin inandığı. Ben Arabi ile Arabicileri ayırıyorum ya. Arabiciler varlığı bütünüyle, varlığı bütünüyle bir kısmı zatının içinde görüyorlar. Varlığı bütünüyle Allah'ın zatının içinde görünenlere hani Platonist diyorlar ya, Platoncu. Arabi ben bunlardan görmüyorum. Arabi bunların dışında. Arabi çünkü varlığı tamamiyetle hayal olarak görüyor. Ama o hayalin içerisinde bir gerçekliliği var diyor. Ben bütün varlığın, varlık dediğimiz şey bütün varoluş. İşte hesaplıyorlar ya şimdi, 14 milyar yıl mı hesaplıyorsunuz hocam? Ne kadar hesaplıyorsunuz?
Efendim rakamlar değişiyor ama yaklaşık o civarlar. O civarlardı değil mi? Yani varlığın varoluşunun 14 milyar yıl olduğu. Hızla büyüdü, genişledi. Evet, bir noktadan çıktı. Daha sonra işte... Bir noktadan çıktı değil mi? O Big evet. Bang teorisi evet. gibi. Evet. Ben onu Big Bang olarak bilmiyorum. Ben ilk az önce anlattım ya. Hani alemi Adem'in suretinde. Adem'in anne karnındaki ben varoluşundan hareket ederekten o sonuca gidiyorum. Şimdi aynı şimdi hani varlığın dışı dediniz ya. Varlık dışı bir yapı. Evet. Ben bu varlığın komple bu varlığın varlık dışındaki bir yapının içerisinde var olduğuna inanıyorum. Kafanız karışacak bugün ya. Hadi uçalım hep beraber ya. Ne işimiz var dünyada bizim ya. Hadi çıkalım dolaşalım varlıktan dışarı çıkaralım ya. Var mı varlıktan dışarı çıkacak olan? Hiç hayal etmediniz mi? Bu varlıktan dışarı çıkarıp çıkıp özgür olmak istemediniz mi? Ben o özgürlüğü bekliyorum gün be gün. Ben bu varlıktan kurtulmak istiyorum. Benim hayalim bu. Bu varlıktan bıktım ben. Yaşamaktan değil, varlıktan bıktım. Ben özgür olmak istiyorum. Ben o özgürlüğe koşmak istiyorum. Varlıkla alakalı ne varsa arkamda bırakıp gitmek istiyorum. Hani Ahmet Kaya diyor ya, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ben özgürlüğe koşmak istiyorum. Deli taylar nal toplayamaz arkamda. Varlıktan kurtulmayı düşünmediniz mi hiç? Ben bu varlığın dışarısındaki yapıya koşmak istiyorum. Bu benim kendi inanışım. İsterseniz beni taşlayın. Varlık. Biz sürgünüz. Biz sürgünüz. Ben sürgünlüğümün zat-ı ilahiyeden başladığına inanıyorum. Ben onun ilminde var idim. Onun ilminde. Onun kendinde. Bir gün bacak bacak üstüne atıp beni bu varlığa sürdü. Keyfini çatıyor bunun. Ben o keyif çatsın diye buradayım zaten. O keyif ediyor ya. O keyfine keyif katsın. Ben bir gün bu varlığımın sona ereceğini ve bu varlıktan kurtulacağıma inanıyorum. Bunun açış kapısı sizin ölüm olarak gördüğünüz şey. Ben ölüme inanmıyorum. Bu manada ölüm var ama bu varlıktan kurtuluşuma sebep olacağına inanıyorum. Ve an bu varlık denilen şu hapishaneden kurtulacağıma inanıyorum. Ben bu varlığı tamamiyetle hapishane olarak görüyorum. Sürgün yeri olarak görüyorum. Ve bunun içerisinde biz önce amadan öyle söyleyeyim. Biz bu varlığa süründük. Önce ruhlar alemine süründük. Sürgün yedik. Ben biraz daha aykırıyım ya. Ben biraz daha aykırı olduğumdan ruhlar aleminde beni tutmadılar. Gönderdiler beni aşağı doğru. Alemi misale. Ben oradan da sürgün yedim. Ben anne karnına geldim. Ben sevilmeyen çocuğum ya. Beni çok düşürmek istemiş. Biraz sizi duygusala bağlayayım.
Yüksekten atlamış, taş taşımış, teneke taşımış. Bir sabah ben onu bayındıra götürürken dedim ki ne istedin benden ya? Ne oldu dedi. Dedim beni dedim yukarıdan atlarken hiç mi düşünmedin? Hiç mi sevmedin dedim. Tenekeleri, taşları dedim taşırken hiç mi için sızlamadı dedim. Hiç mi yüreğin kanamadı? Ben karnımda bebek taşıyorum. Neden bunu düşürmeye çalışıyorum diye dedim. Hiç düşünmedin mi dedim. Sen nereden biliyorsun bunları dedi bana. Görmüyor musun benim hayatımı dedim. Benim hayatıma baktığın zaman bunu anlamadığımı mı zannediyorsun dedim. Sürgünüm ben her yerde dedim. Ben anne karnında da duramadım. Sürgün yedim. Ben yaşadığım şehirden de sürgün yedim. Sürgünden sürgüne gidiyoruz hep beraber. Hepiniz sürgünde değil misiniz? Bakın etrafınıza, bakın hayatınıza, bakın yaşadığınız hayatlara, bakın şu memleketin haline, bakın şu dünyanın haline. Sürgün değil mi? Bakın insanlar sürgün değil mi? Orta Doğu'da insanlar sürülmüyor mu? Biz sürgün değil miyiz? Biz fikir olarak sürgün değil miyiz? Biz gönül olarak sürgün değil miyiz? Hangimiz istediğimiz hayatı yaşıyor? Sürgünüz biz. Ama bu sürgünlüğümüz bu varlığın içerisinde sürgünden sürgüne gidiyor. Ama bizim asıl sürgünlüğümüz buradan başladı. Ne dedi Hazreti Pir? Koparıldığım günden beri, ayrıldığım günden beri ben her toplulukta ağladım. Her toplulukta ağladım. Nereden kopup geldi? Kamışlı anlattı bize. Neyi anlattı? Dinle dedi. Dinle. Bak bu ne? Ayrılıklardan dem vurmada. Neleri ayırdınız da geldiniz? Nelerden ayrıldınız da geldiniz? Nereden ayrıldınız geldiniz? İstemiyorum ruhlar alemini. Yok hayır. Tekrar oraya döneceğime inanmıyorum. Tekrar oraya dönmeyeceğim. Sürgünüz biz. O zaman bu varlıktan kurtulacağıma inanıyorum. Bu varlıktan kurtulmazsam kendimi hiç özgürleşmiş kabul etmeyeceğim. Bu benim inancım. Varlığın dışında da varlık var. Muhteşem bir tespitti. Evet. Ve hatta zaman dışı bir yapıya mı sahiptir? Evet. Zaman dışı bir yapı mı var? Evet. Varlığın dışında bir yapı mı var? Evet. Varlığın dışındaki yapıya inanıyor muyum? Evet. İnandığımı yaşayacağım. Geceniz mübarek olsun. Hakkınızı helal edin. Bundan sonra da sorulara bakacak halim kalmadı. O yüzden soru yazan kardeşler de haklarını helal etsinler. Semada buluşalım bir hep beraber Allah diyelim ya. Şöyle bir ciğerimizi dökelim ya. Soru soran gitti mi? Teşekkür ediyoruz. Salim bunları toparla sen inşallah. Ya Allah.